İyi günler, Batı Ermenistan Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ardahan şehrine mevsimin ilk karı yağdı. Savaştan yaklaşık bir yıl sonra Bertsor koridorundaki 3 Ermeni yerleşiminin akıbeti belirsiz. Gagik Ginosyan, medeniyetimizi Ermeni şövalyeliği binlerce yıldır ayakta tutuyor. İran, Ermenistan'ı işgal eden yabancı güçlerin varlığını doğruladı. Çavuşoğlu, Agit Genel Sekreteri ile Artsakh'taki durumu görüştü. Batı Ermenistan'daki Karacadağ'ın jeopark olabilmesi için UNESCO'ya başvuruldu. Şengal soykırımından kaçan Yezidiler evlerine dönüyor. Gomidas adlı müze enstitü ilk kez Vartabet'in seçkin kütüphanesini halka sunuyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Batı Ermenistan'ın Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar ise özlenen kar manzaralarıyla karşılaştı. 9 Kasım'da yapılan üçlü açıklamaya göre Laçin koridoru boyunca yeni bir güzergah inşa etme projesinin tarafların mutabakatı ile 3 yıl içerisinde onaylanması gerekiyor. Artsakh Dağlı Karabağ Yerel Yönetim ve Altyapı Bakanı Hayk Hanumyan, diğer Ermeni köylerine geri dönme fırsatı olduğunu ve Ermenilerin orada yaşamaya devam edebilmeleri için yeni bir yol inşa etmenin mümkün olduğunu söyledi. 9 Kasım'da imzalanan üçlü açıklama gereği Laçin Kaşatağ bölgesi Azerbaycan'a geçti. Ancak Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan Laçin koridorundaki bazı köyler Rus barış güçlerinin kontrolü altında Ermeni tarafında kalmaya devam ediyor. Savaştan sonra bölge merkezi olan Bertsor'a dönen çok az sayıda insanlar hasretle yaşıyorlar. Belediye Başkanı Narek Aleksanyan'a göre 2000'den fazla Bertsor sakininin %10'u bile eve dönmedi. Laçin bölgesindeki 54 okuldan sadece bir tanesi kaldı. Koridorda var olan yerleşimlerin tüm okul çocukları her gün Ahavna köyüne ulaşıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, etnografik dans uzmanı, emektar kültür çalışanı Gagik Ginosyan'ı ödüllendirdi ve ardından şunu belirtti. Bu ödül, Batı Ermenistan'ın mirasçısı olarak geçmişinize ve Ermeni kültürünü koruduğunuz ve geliştirdiğiniz bugün ve gelecek için. Aslen Batı Ermenistan'ın Karin şehrinden olan Gagik Ginosyan, tarihi eski ana vatanından gelen soyadını onurlu bir şekilde taşımaktadır. Ginosyan, kültürden, eski Ermeni danslarının türlerinden, bunların arınması ve canlandırılmasına yönelik adımlar hakkında konuştu. Artsakh savaşlarına atıfta bulunarak savaş danslarının rolünü ve önemini vurgulayarak onları Haycampa dövüş sanatı ile karşılaştırdı. Hem dövüş sanatlarında hem de dansta her hareketin kendine özgü bir yeri ve rolü olduğunu kaydetti. Gomidas Vartabet'in dans her milletin karakteristik özelliklerini özellikle de ahlak ve medeniyeti ifade eder sözlerinden alıntı yaparak günümüzdeki müzikal ritimlere veya şarkılara göre meydana gelen dansların Ermeni medeniyeti ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti. Ermeni platosunda yerli Ermenilerin yarattığı danslar sadece Ermeni yaylalarında meydana gelen olaylara, doğaya, hayvanlara adanmıştır. Ginosyan konuşmasını sonlandırırken 1993 yılında Artsakh Savaşı sırasında Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile bağlantılı olarak Karvacar'daki savaşlardan bazı bölümleri hatırlattı. Videonun tamamı YouTube sayfamızda mevcuttur. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İRNA Ajansı'na göre Abdullahyan gazetecilere verdiği demeçte Rusya'nın bölge ülkelerinin sınırlarındaki olası değişikliklere duyarlı bir yaklaşımla yanıt vermesini bekliyoruz dedi. Böylece İran, Güney Ermenistan'ın bir işgal olasılığını yeniden teyit ediyor. 9 Kasım açıklamasından sonra Lavrov'un İran'a Ermenistan Cumhuriyeti'nin güneyindeki iletişim engelinin kaldırılmasının ülkenin transit ve ekonomik çıkarlarına zarar vereceğine dair güvence verdiğini hatırlatalım. Soçi'deki Putin-Erdoğan anlaşmaları İran'da hiç şüphe bırakmadı. 9 Kasım sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nin değil İran'ın da tecrit ve parçalanma ihtimaliyle ilgili.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendi Twitter sayfasında AKİT Genel Sekreteri Helga Schmidt ile Artsakh'taki durumu görüştüğünü yazdı. Habere göre taraflar Afganistan ve Ukrayna'daki durumu da ele aldı. Batı Ermenistan'ın Dikranagert, Diyarbakır, Mardin ve Urfa illeri sınırında yer alan Karacadağ'ın jeopark olabilmesi için UNESCO'ya başvuruldu. Urfa valisi Abdullah Erin de bölgenin hem altın üçgen hem Mezopotamya markası adı altında yapacakları çalışmalarla büyük bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı. Bölgenin gelecek dönemde çok daha büyük ziyaretçi akınına uğrayacağına inandıklarını aktaran Erin, hazırlıkları da bu doğrultuda yürütmek istediklerini ifade etti. DAEŞ'in 3 Ağustos 2014'te Şengal'e yaptığı katliam ardından yerlerini, yurtlarını bir günde terk etmek zorunda kalan ve 7 yıldır yurtlarına dönemeyen Ezidiler, Kürdistan'daki Başur kamplarında çıkıp kolay kolay yurtlarına dönemiyor. Şengal'e dönmek için çabalıyorlar. Dönmeyi başaranlar ise mutlu. Til İzer'e dönen kadınlardan biri, "Her ne kadar evimiz kapısız ve penceresiz olsa da bizim evimizdir ve o çadırlardan daha iyidir. Burada nefes alabiliyorum," dedi. 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Başure Kürdistan kamplarında yaşayan bir vatandaş ise 7 yıldır aradan sonra yeniden Şengal'e gelmenin sevincini paylaşarak o günleri şöyle anlattı. "Ferman zamanında evimizden 3 erkek DAEŞ tarafından katledildi ve 6 kadın kaçırıldı. 6 kadın şans eseri aynı gün kendilerini DAEŞ'in elinden kurtarabildi. Mecburiyetten Başure Kürdistan'a yönümüzü verdik. Ancak orada sağlıklı bir yaşam göremedik. Çadırlarda yaşamak zordur. İnsan evinde kendini daha rahat hisseder. 7 yılın ardından evimize döndük." Soykırım nerede veya kime karşı olursa olsun kınanması gereken bir suç eylemidir. Batı Ermenistan tüm ilerici ülkeler gibi Ezidilere yönelik soykırımı kınamakta, suçlulara adil bir yargılama ve yerli halk için adil bir tazminat beklemektedir. GOMİDAS'ın farklı arşivlerde muhafaza edilen kütüphanesinin tamamının kamuoyuna sunulması amacıyla kendi adıyla anılan GOMİDAS Müze Enstitüsü'nde GOMİDAS Kütüphanesi Avrupa Dillerinde Edebiyat adlı sergi açıldı. Ermeni Ulusal Beste Okulu'nun kurucusu GOMİDAS'ın mirası ve edebiyatında Avrupa'nın özel bir değeri var. Bu nedenle serginin Avrupa Miras Günleri, Avrupa Dilleri Günü çerçevesinde düzenlenmesine karar verildi. Sergi, farklı yıllarda farklı şehirlerde edinilen GOMİDAS'ın çok türlü edebiyatını içeriyor. Nota edebiyatı, müzikolojik çalışmalar, öğretim kılavuzları, eserler, dergiler, kurgu ve diğer edebiyatlar bu içerikte mevcut. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size GOMİDAS adlı oda topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sonayar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.